Türkiye'de sokak köpekleri uyutulsun tartışması var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sokak köpekleri Türkiye'de ciddi bir problem. Biliyorsunuz Almanya'da sokak köpeği yok. Türkiye'de her tarafta sokak köpekleri dolaşıyorlar. Geçen bir arkadaşım otobanda köpek görmüş Almanya'da. Polisi aramış gelin alın demiş zaten yoldayız diye cevap vermişler. Türkiye'de yolda bir köpek görüp polisi ararsanız... Polis size güler, kardeşim sen e, ne yapıyorsun, kafan mı güzel, bir şey mi kullanıyorsun diye sorar. Acayip bir soru olur. Yani iki ülke arasında devasa bir fark var. Sokaklarda milyonlarca köpeğin boşta ulaşması normal bir şey değil. Ama bunları gidelim, öldürelim, zehirleyelim, uyutalım diye bir çözüm üretmekte normal bir şey değil. Ben bunu açıkçası birdenbire alevlenen, gereksiz bir tartışma olarak görüyorum. Bu bir sorun. Çözümü belli, işte barınakların güçlendirilmesi, kısırlaştırmanın hızlandırılması, asla öldürmeyi, uyutmayı doğru bulmuyorum, tasvip etmiyorum ve sahiplenme tabii ki. Burada iç içe bir sürü mantık hataları yapılıyor. Aslına bakarsanız muhalefet psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti, yerel seçimlerden sonra çok ciddi bir başarı kazandı ve ekonomi gerçekten iyi bir durumda değil. Bir ekmek olmuş Türkiye'de, şimdi izinde görüyorsunuz, 10 lira. Bir kahve isteniz dışarıda bir kafede 100 lira. Bir döner yiyeyim bir ayran içeyim deseniz 300 lira ve asgari ücret 17 bin lira. E zaten 17 bin e, normal bir ortalama bir evin kirası aşağı yukarı 15-17 bin. İki kişi çalışsanız bile çok zor geçiniyorsunuz. Türkiye'nin gerçek problemi bu. E, sokak köpekleri e, bunun yanında çok daha kolay çözülebilecek bir sorun. Bir de iç içe geçen mantık hataları yapıyoruz. Gerçi biz bunu hep yapıyoruz. Mesela bu et hominem derler Latince'de. başka alanlara kaydırıyoruz tartışmayı. Birisi diyor ki mesela sokak köpekleri uyutulmasın ben buna karşıyım ki ben de öyle düşünüyorum. Karşı taraf bu sefer şöyle cevap veriyor. Al o zaman evine bir tane köpeğe sen bak o zaman sahiplen. Mesela birisi aslanlar öldürülmesin de diyebilir ama Af Afrika'dan aslan sahiplenmek zorunda olmayabilir. O bir fikirdir. Aynı hatayı mesela mülteciler konusunda yapıyoruz. İşte mülteciler gelsin, onlar da insan, sınırlarımızı açalım diyen birine o zaman parasını sen ver, o zaman buna sen bak. Yani ben vergilerim, köpekler öldürülmesin, onlara iyi bakılsın diye harcansın istiyorum diyebilmeli. Tabii buna getirilen çözümle her şey aynı şekilde devam etsin, olmamalı. Bunun farklı bir zeminde tartışılıp bu köpekleri öldürmeden nasıl kısırlaştırırız, sayıları nasıl azaltırız? ve nasıl bir sahiplendirme kampanyası yaparız bunların tartışılması lazım